Efendim şimdi siyasetin gündemine biraz daha yakından bakacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya'daydı bugün. Toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan muhalefeti altı başta bir yürütme peşinde koşuyor, kendi vesayetlerini kurmaya çalışıyorlar diye eleştirdi. Geçmişte 10 yıllarını kısır siyasi çekişmelerin, çok başlılığın, koalisyonların, siyasi dağınıklılığın yol açtığı kayıplarla heba eden Türkiye'ye tek vaatleri yine aynı düzeni geri getirmek. Ama yapamayacaksınız. Türkiye bunu size yaptırmayacak. Koalisyon hükümetlerini hatırlattı. Tek vaatleri aynı düzeni geri getirmek dedi. Altılı masaya işte bu sözlerle yüklendi. Biz milletimizi vesayetin cenderesinden kurtarılmış olmakla övünüyoruz. Bunlar kendi vesayetlerini inşa etmeye çalışıyor. Biz ülkemizi siyasi ve sosyal kaos ikliminden çıkarmakla gurur duyuyoruz. Bunlar kendi kaoslarını oluşturmaya çalışıyor. Üstelik Türkiye eskiden yürütmede iki başlılığı kaldıramadığı için ağır bedeller ödediği siyasi, sosyal, ekonomik krizler yaşamıştı. Bunlar iki de değil, altı başlı bir yürütme peşinde koşuyor. Allah akıl, fikir, izan versin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya'daydı bugün. Toplu açılış töreninde konuştu. Gençler, maşallah şu anda bugün karşımda gördüğüm şu muhteşem katılım Antalya'nın nereye doğru yürüdüğünü gösteriyor. Fazla değil, 5 ayımız var. 5 ay. 5 ay durmak yok. Ve sandıkları gümbür gümbür patlatmaya hazır mıyız? Altılı masaya yönelik eleştirilerinin ardından sözü CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na getirdi. Huzurumuza kasteden terör örgütü yandaşlarına bunlar yüz vermedim. Bay Kemal, bu teröristlerle kol kola dolaşmadım. Hala bunların önünü açmaya gayret etmiyorlar. Ama Cudi'de bunların hesabını biz sorduk. Gabar'da bunların hesabını biz sorduk. Tendürek'te bunların hesabını biz sorduk. Besler Deresi'nde bunların hesabını biz sorduk. Ege ve Doğu Akdeniz'de tacizlerine devam eden Yunanistan'ı bir kez daha uyardı. Biz Tayfun'u şu anda ateşledik. Menzili ne kadar Tayfun'un? 561 kilometre. Yunanlılar ne yaptı? Telaşa kapıldı. Hemen gazeteler başlıkları attı. Ya bunlar Atina'yı vuracak. Ya bizim böyle bir derdimiz yok. Yeter ki siz Ege'de bizimle uğraşmayın. Ege'de bizimle uğraşmadığınız müddetçe biz sizlerle uğraşmayız. Bizim yapacak daha çok işimiz var. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra sel felaketinin yaşandığı Kumluca ilçesine geçti. Domates üreticilerinin yaşadığı mağduriyetle ilgili Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı görüşmeyi işte böyle anlattı. Sayın Putin'e dedim ki bizim bir Kumluca'mız var. Bu Kumluca'mızın bir özelliği var. Burası adeta bir domates memleketi gibidir. Beni Kumlucalılara mahcup etme. Sağ olsun o da hakikaten bu ricalarımızı kırmadı. Ve zaman zaman hani bir kesilmeler oluyordu ya. Ondan sonra tekrar önü açılan o domateslerimizin ihracatında bunları gördük.